Selam arkadaşlar. An itibariyle yaklaşık 1 saat oldu ve It Chapter 2'nin yani o bölüm 2'nin final trailer denilen son fragmanı yayınlandı. Henüz fragmanı izlemedim. Sadece fragmanı doğru fragman olup olmadığını anlamak için açtım ve doğru fragman olduğunu anladığımda hemen kapattım. Yaklaşık 3-4 saniye geçmişti ve hemen indirdikten sonra bilgisayarıma attım. Şu an bilgisayarım burada hazır. Sizinle aynı anda seyredip, hatta bence siz benden önce seyretmiş bile olabilirsiniz. Ona göre fragmanı bir inceleyeceğiz. Bu bir reaksiyon videosu olacak. Bu arada hemen videoyu izlemeden önce görüyorsunuzdur. Bir önceki reaksiyon videosunda benim bundan yaklaşık olarak 10 küsur yıl önce lisedeyken o zamanlar var olan, şu kadarcık olan O'yu okuduğumu, hayranı olduğumu söylemiştim. Tabii üstüne sonra sansürsüz baskısının çıktığını söylemiştim. Bu arada gördüğünüz üzere o zamandan bu zamana kitabı aldım, alacağımı söylemiştim. Filme kadar da okuyacağımı söylemiştim tekrar bu versiyonunda. Daha başlayamadım. Yani aslında başladım, sadece 3-4 sayfa falan okudum ve araya başka kitaplar girdi. Ama bunu filme kadar okuyacağım. Bu arada insan şunu gördüğü zaman, yani benim okuduğum versiyon şu kalınlıkta falan bir kitaptı. İnsan şunu soruyor kendine. Arkadaşım, bu kadar ne çıkardınız bu kitaptan? Gerçekten insan kendine bunu soruyor ve bu sorunun cevabını da sanırım bunu okumadan öğrenemeyeceğim. Okuduktan sonra bununla da ilgili muhtemelen bir inceleme videosu çekerim. Gerçi çekilmiş çok vardır ama bir tane de benim olsun, neden olmasın diyorum. Daha da fazla uzatmayacağım. Şimdi hemen videoya geçeceğim. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Sadece başlangıcını gördüm videonun ve çok heyecanlıyım. Farther away, the hazier it all gets. But me, I never left. I remember all of it. Biraz hayal kırıklığı. Yani aslında şöyle söyleyeyim, fragman çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Ama ben daha korkunç olacağını düşünmüştüm ve çok korkunç değildi. Ama hani belki de aslında bunu hayal kırıklığı da dememeliyim yani. Şu an belki saçma oldu. Çünkü korkunç olan kısımlarını belki de fragmanda gösterirlerse filminde bize ne kalacak? Bir de böyle bakmak lazım. Tekrar seyredeceğim bu arada. Ama başlangıç olarak ne gördük? Mike konuşuyordu. Mike dedi ki deriden uzaklaşan insanlar burada yaşadığı şeyleri yavaş yavaş unutuyorlar dedi. Evet, kitaptan da bu aşina olduğumuz bir şeydi.
insanla uzaklaştıkça kasabaya dair anıları silinmeye başlıyordu. Özellikle Pennywise'den ilgili anıları. Ama Mike diyor ki ben hiçbir şeyi unutmadım çünkü ben hiç buradan ayrılmadım. Evet, kitaptan da yine biliyorduk. Herkes bir yerlere gidip savrulurken Mike kasabada yaşamaya başlıyordu. Ve kasabada çalışmaya başlıyordu. Hatta kitapta da bir kütüphaneci olarak çalışmaya başladığını hatırlıyorum. Dediğim gibi 10 küsur sene önce okumuştum ama öyle hatırlıyorum. Yani baba mesleğini, kasaplığı yapmıyordu. Ama bununla birlikte filme bunu nasıl yansıtırlar, nasıl olur onu bilmiyorum. Kitapta biz Mike'ın orada kaldığını ve tekrar her şey başladığında da sırayla herkesi arayıp söz vermiştiniz, geri dönmeniz gerekiyor, her şey tekrar başladı diyerek aradığını biliyoruz. Fragmandan anladığımız üzere herkesi aramış Mike. Herkes gelmiş mi? Bir kişi hariç herkesi gördük. Bir kişi yoktu. O bir kişinin kim olduğunu zaten fragmanda göreceksinizdir. Hani bunlar burada ve şu kişi yok. O kişinin neden gelmediği ve neden orada olmadığı hakkında da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü kitapta önemli bir parçaydı bu. Bence büyük bir spoiler olur. Bence filmi izleyerek bu kısmı görmelisiniz. Ki çok minik bir kısımda aslında ona ne olduğunu da gördük fragmanda. Neden gelmediğini de. Ama işte bunu bağdaştırabilenler anca anlayacaklardır. Tabi okumayanlar da bunu bağdaştıramayacaklardır diye düşünüyorum. Çok fazla da o kısımda ipucu vermek istemiyorum. Sonrasında neler oldu? Fragmanı ben baştan seyredeceğim. Evet, aynen dediğin gibi buradan ayrılanlar unutuyorlar diyor. Ama ben unutmadım çünkü buradan ayrılmadım diyor. Ve yine Pennywise'lı sahneleri görüyoruz orada. Birisinin sudan çıkmaya çalıştığını ve Pennywise'ın eline düşmek üzere olduğunu. Evet, ekibimizin birleştiğini gördük ve Mike yeminlerini hatırlatıyor herkese. Ve burada işte yemin edenlerin ve geri dönenlerin olduğu sahne. Burada görüyoruz kimlerin döndüğünü ve kimlerin dönmediğini. Burası gerçekten çok etkileyiciydi bu arada. Yani bu sahne beni gerçekten çok etkiledi. Yani gözünün önünde bir şeylerin gerçekleşmesi ve engel olamaması. Burada durduruyorum. Ne gördük? Luna Park, işte oyun parkı sahneleri vesaireleri ilk fragmanda da bolca görmüştük. Bolca Luna Park sahneleri vardı. Bir sürü balonlar vardı. Hatta şöyle demediğimi hatırlıyorum. Kendini gizleyebileceği en güzel yer bir palyaçonun tabii ki Luna Park'tır. Pennywise için çok iyi bir kamuflaj mekanı olduğunu söylemiş. Labirentli cam aynalı oda kısmı çok etkileyici bence. Çok ürkütücü. Yani ne tarafın ayna ne tarafın yol olduğunu kestiremediğiniz, yolun diğer tarafında bir çocuk var. Pennywise onu öldürmeye çalışıyor ve sizin aranızda kıramadığınız, aşamadığınız bir camdan duvar var. Yani bence bu sahne çok etkileyiciydi diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir durum var. Henry Bowers durumu. Biz onun kuyuya düştüğünü gördük filmde. Önce babasını öldürdü, sonra bizimkilerin peşine düştü ve kuyuya düştü. Kitapta babasını öldürdüğü ve bizimkileri de öldürmeye çalıştığı ama başaramadığı ve sonunda hapse düşüp senelerce hapiste yattığı ve seneler boyunca kulağına ince ince Pennywise tarafından fısıldanan kötülüklerle birlikte psikopata dönüştüğü ve hapisten kaçtığı, tekrar bizimkilerin yetişkin hallerinin peşine düştüğü bir durum söz konusu. Biz onu en son Mike'ı öldürmeye çalışıp sonra Mike onu def edince de kuyudan düşerken gördük. Yani akıbeti hakkında bir fikrimiz yok ama hani sanki kuyudan düştü, hani ki kuyu bayağı uçsuz bucaksız ve öldü gibi gördük. Hatta ben nasıl yani? Sonuçta hikayenin ilerisinde de Henry'nin payı var diye düşünmüştüm. De şu anda bir akıl hastanesi sahnesindeyiz. Birisini zapt etmeye çalışıyor ve dışarıda uçan bir balon görüyoruz. Ve dediğim gibi hapishanede olup kafayı çizmiş olan bir Henry malzemesi vardı kitaplarda elimizde ama filmde de biz Henry'nin kuyudan düştüğünü ve muhtemel öldüğünü düşünüyorduk. Acaba ölmedi mi? Akıl hastanesinde mi? Ve bu kişi o mu diye düşünmedim değil. I don't know.
arada burada hep ilk filmden sahneler, Beverly'nin yükselişi, çocukların çok korkunç değil, biraz korkunç, çok korkunç yazılı üç kapıyla karşı karşıya geldikleri sahneler. Tabii bu sahneyi filmde biz tekrar yaşayabilecek olabiliriz. O yüzden de gösteriyor olabilirler ama ilk filmde birebir aynı sahneyi yaşadığımız için ben ilk filmden alınmış bir sahneye yordum. Özellikle de Beverly'nin yükselişi kısmının hemen arkasından geldiği için ki o da ilk filmdendi. Ama arka planda da tabii Pennywise'ın sesini duyuyoruz. Bize diyor ki 27 yıl boyunca sizi bekledim, sizi hayal ettim, sizi düşledim, sizi istedim. Gelmeniz için bekledim, durdum diyor. Yaralamıştı bizim ekibimiz onu, ciddi yaralamıştı ve hayatında ilk kez Pennywise korkmuş, kaçmıştı. Anlaşıldığı üzere sadece fiziksel değil, ruhsal da bir yara açmış onda ve bu 27 yıl boyunca da çok fazla kinlenmiş onlara karşı ve bir intikam planıyla beraber geri dönmüş. Evet, I miss you. İlk fragman incelemesinde söylemiştim. Demiştim ki sokaklar çok boş geldi. Sanki böyle sürü sepet insanlar ölmüş de nüfus azalmış da sokaklar böyle hani bir zombi istilası olur da ıssızlaşır ya, onun gibi düşünün hani. Yine benzer bir sahne gördük. Bütün ekibimiz sokakta yürüyor ve sokakta insanlar yok. Ama bununla birlikte biz aynı kasabada, aynı deride bir karnaval da görüyoruz ve orada insanlar var. Muhtemelen bu da bana aslında o ıssızlaşmanın falan olmadığını ve belki günün erken saatlerinde, sokakların insanlarla dolmadığı bir saatte, bizimkilerin erkenden yola çıktığı, belki de bu işi bitirmek için artık yola çıktığı bir sahne. Grup olarak hızlı hızlı ilerliyorlar. Çok hızlı adımlarla ilerliyorlar ve sokaklar boş. Hani ben açıkçası bu popülasyonun azaldığı, insanların sapır sapır öldüğü fikrinden iyice uzaklaştım. Özellikle o karnaval kalabalığı vesaireyi de gördükten sonra. Ekibimizin indiğini gördük. Yine işte karnaval bayağı insan dolu. Bill yine kardeşiyle yüzleşiyor. Ve ekibimiz Pennywise'la yüz yüze gelmişler. Şimdi bu fragman final trailer olarak, yani son fragman olarak yayınlandı. Yani muhtemel bundan sonra sadece küçük TV spotlar gelecektir. Bir de sinek pikler gelebilir. Ben bu fragmandan sonra açıkçası başka bir şey seyretmeyi düşünmüyorum. Açıkçası bu fragmanı da seyretmeyi düşünmüyordum ama ilk fragman reaksiyonundan sonra bu fragman içinde reaksiyon videosu çekmemi isteyen mesajlar aldım. Bu sebepten dolayı bunu çekmeye karar verdim. Çünkü ben genel olarak çok fazla fragman seyretmeyi seven biri değilim. Bana izlerken bazı sürprizler kalmasını seven biriyim. Fragmanın verdiği şeyleri beğendim. Yani bize ekstradan bir şey verdi mi? Ekip üyelerinin kimin kim olduğunu, mesela ilk fragmanda biz masa etrafında insanları görüyorduk ama kimin kim olduğunu bilmiyorduk. Yani bunu bilmek için IMDb'ye vesaireye girip hangi karakteri kim canlandırıyormuş diye bakarak anca biliyorduk. Yoksa hangi karakterin kim olduğunu bize gösterir bir şey vermemişti fragman. Ama bu fragman önce çocuk hali, sonra büyük halini göstererek bize bu karakterin büyüklüğü, yetişkinliği budur diye bunları veriyor. Beverly Bill sahneleri gördük. Çocukken yakınlaşmalar ve büyüyünce yakınlaşmalar. Bu arada ne kestiniz bu kadar ya dediğim kitapta benim okumadığım ama bu kitapta okuyacağım Beverly Bill sahneleri varmış. Artık nasıl sahnelerse kesmişler bilmiyorum. Okuyunca göreceğim. Fragman bize aslında bu filmin ruhunu biraz verdi. İlk film daha böyle karakter tanıtımı. Meselemiz nedir? Nasıl bir olay var elimizde? Ağır ağır işleyerek sonlara doğru hızlanan bir filmdi. Oysa sanki bana bu film, yani en azından fragmanın bana verdiği buydu. Sanki bu film daha olay bazlı geçecekmiş gibi. Yani böyle bizim ekibimiz küt diye deriye geldikleri andan itibaren soluk soluğa bir oradan Pennywise'ın tokatlarıyla birlikte, Pennywise'ın saldırılarıyla, hücumlarıyla birlikte dolu dizgin bir şekilde girecekler savaşa diye düşünüyorum. Bu film bence daha hızlı, daha dinamik ve daha hareketli, daha ürkütücü olacak diye düşünüyorum. Müzikleri de çok iyiydi bu arada fragmandaki. Müzikler çok iyiydi. Zaten bir kısmı birinci fragmandan da hatırladığımız müziklerdi. Çok iyiydi. Ve tabii ilk fragmanda da görmüştük. İkinci fragmanda daha ayrıntılı gördük. Grup tekrar kuyuya inerek
tekrar Pennywise'la yüzleşmeye gidiyorlar. Sanırım gözümden kaçan da başka bir şey yok fragmanla ilgili. Yani fragman 2 dakika 28 saniyelik bir fragmandı ve bir önceki fragmandan fazla ekstra birkaç sahnesi vardı ama bize olay bazlı olarak yani aa bak şu da olacakmış diye ekstra bir şey vermedi. Ki zaten vermesini de açıkçası beklemiyordum. Çünkü dediğim gibi bu bir korku filmi ve korku öğelerini ya da asıl olayları verirsen yani bir anlamı olmaz. Yine de bence ağzımıza bir parmak bal çaldı ve güzel şeyler de vardı. Sanırım başka da söyleyecek bir şeyim yok. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Fragman hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Beğendiniz mi? Hayal kırıklıklarınız var mı? Sizce başka ne göstermeliydi ya da gereksiz gördüğünüz yerler var mı? Bu film güzel olacak, çok kötü olacak, saçma olacak vesaire düşünceleriniz varsa bunları da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.